اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ Onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratılmışlar? Boyuna atıp tutuyorlar, sallıyorlar evrendi, kozmozdu falan. Yaratıcı olmadan mı bunlar olmuş? Niye atıp tutuyorsunuz diyor Allah Teala. Bize sual soruyor. O vakaya sonrasında şöyle diyor. Dileseydik suyu tuzlu yapardık. Hala akletmeyecek misiniz? Yağmur yağıyor, sular içiyorsun, akarsular geliyor. Bundan 20 sene sonra dünyada savaşlar petrol için olmayacak, gaz için olmayacak, su için olacak diyorlar bütün bilim insanları. Allah Teala diyor ki, o suyu biz dileseydik tuzlu yapardık. Ne yapardınız o zaman? Yaşam olur muydu? Yaşam sıfır. Yaşam biterdi. Çünkü tuzlu suyun olayı şudur. Tuzlu suyu içtikçe susaman artar. Ne kadar fazla tuzlu su içersen, susaman da o nispette artar. Allah-u Teala diyor ki, dileseydik böyle yapardık. Nasıl karşı geleceksin? Nasıl karşı koyacaksın? Allah'a Allah'lığını vereceksin. Bunu yaparken, Rabbimize ilahlığını verirken merak etme, dünyevi zevklerden falan sıyrılacak, odun gibi yaşayacak biri değilsin. Helal dairesi keyfe kafi. Allah-u Teala 100 meselenin 90'ını helal kıldı, onunu haram kıldı ve bizi bununla sınav etti. 90 tane helal bize yeter. Yeter. Yaşanmış bir olay nakledeyim. Bir fizik profesörüyle bir hoca, vaiz, uçakta karşılaşmışlar. Lise arkadaşı bunlar. Ooo nasılsın, iyi misin falan, şu bu. Yan yana koltuklara denk gelmiş. Başlamışlar geçmişten konuşmaya. 3-5 kelamdan sonra fizikçi hocaya demiş ki, ya hoca be, vallahi size acıyorum ya. Hoca demiş ki, hayırdır kardeş, niye acıyorsun bize? Anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz, ahiret şöyle, ahiret böyle, ahiret zevkleri böyle falan. Ya dünya denilen bir yer var. Zevkler elimizin önündeyken niye ahireti bekleyelim ki? İnsanları dünyaya sevk edin. Dünyadaki zevklerden bahsedin, dünyadaki zevkleri tatmaları için onları sevk edin. Hoca, acıyorum sizin halinize demiş hocaya. Hoca ne diyor? Ya kardeş demiş, ben sana bir sual sorayım. Senin bu dünyada elde edip de benim elde edemediğim bir tane zevk söyler misin? Bir tane. Fizikçe düşünmüş, düşünmüş. Aklına hiçbir şey gelmemiş. Hoca demiş ki, ben söyleyeyim. Gezmek. İnsanların çok sevdiği bir zevktir değil mi kardeşler? Gezmek. Bir hoca kadar kim gezebilir dünyada? Her yere davet edilir. Hoca vaaz vermeye her yere davet edilir. Bir kuruş da para vermez. En güzel mekanlar hocalara tutulur. Çünkü ben yaşadım, biliyorum. Nereye davet etseler beni, en güzel yeri bana tutuyorlar. En güzel yemekleri bana yediriyorlar. En büyük hürmet, saygı bize. Baş köşelerde hep biz oturuyoruz. Bir hoca kadar sen gezebilir misin? Diyor fizikçiye. Fizikçi diyor ki, doğru. Hakikaten ya. Ben senin kadar gezmemişimdir diyor. Peki bir hoca kadar sen yiyebilir misin? Diyor fizikçiye. En güzel yemekleri kim yer? En göbekli sektör hangi sektör kardeşler? Hocalık sektörü, vaizlik. Ben sporcu adamım ya. Her gün benim bir saat sporum var, göbek çıkmaya devam ediyor. Bu şekerler burada birikmeye devam ediyor. Her taraftan hediye geliyor kardeşim, ne yapayım? İkramların, yemeklerin en güzeli hocaya çıkıyor. Bir hoca kadar güzel yemek yiyebilir misin sen? Yiyemezsin. Fizikçi diyor ki, ah diyor, bir şey buldum. Hoca diyor ki, nedir? Senin bu dünyada elde edip de benim elde edemediğim zevk nedir diyor. Hoca da şaşırıyor. Fizikçi diyor ki, benim bir karım var, benim de var diyor. Ve benim bir tane metresim var diyor fizikçi. Hoca diyor ki, benim de ikinci eşim var. Şimdi hoca, biliyorsunuz hocaların en sevdiği sünnet çok eşlilik sünnetidir. Muhammed Aleyhisselam'ın ve sahabelerin çok eşlilik sünneti vardır. Sahabelerin çoğunluğu ve peygamberlerin çoğunluğu çok eşlidir. Hocaların da en sevdiği sünnet nedir? Çok eşlilik sünneti. Şimdi senin metresin var diyor, zina ediyorsun. Hem para harcıyorsun, hem de cehennemi kazanıyorsun. Paranla kadına bakıyorsun ve zina ediyorsun, cehennemi kazanıyorsun. Ben paramla kadına bakıyorum, ikinci eşimi aldım, cima yapıyorum, seninle aynı zevki alıyorum ve cenneti kazanıyorum. Bana biraz daha düşünür müsün diyor fizikçiye. Biraz daha düşün diyor. Bir tane senin alıp benim alamadığım bir tane zevk söyle diyor. Fizikçi diyor ki, sen bunları anlatınca vallahi ben kendimi acımaya başladım. Ben artık kendimi acımaya başladım diyor. Kendinize acıyın. Hem boyuna para harcıyorsunuz, hem cehennemi kazanıyorsunuz. O harcadığınız paralarla cehennemi... Akıllı bir insan para harcayarak cehennem kazanır mı ya? Biz hem bir kuruş para harcamıyoruz, hem de cenneti kazanıyoruz. Allah-u Teala hepimize orayı nasip etsin kardeşlerim.